Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir akıllı bileklik incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz önümüzdeki günlerde BİM'de satışa sunulacak olan Amazfit Band 5. Aslında isminden de anlaşılabileceği üzere bu biraz Xiaomi'yi anımsatıyor olabilir. Hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu ürünün üreticisi Huami diye bir marka ki bu Huami'nin de en büyük ortaklarından birisi Xiaomi. Dolayısıyla Amazfit Band 5'in Mi Band 5'e benzerliği dikkatinizi çektiyse bu iki bilekliğin aslında böyle biraz da kardeş markalar olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bilekliğimizin incelemesine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kolumda Amazfit Band 5'i taktım. Diğer kolumda ise Oppo Watch bulunuyor. Bunu şu yüzden yaptım. Biliyorsunuz bileklikte çeşitli unsurlar var. Nedir? Nabız ölçme vesaire. Bunun ne derece ölçtüğünü buradan canlı bir şekilde göreceğiz. En azından hani Oppo Watch ile ne kadar tutarlı, ne kadar tutarlı değil. Bunu beraber görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum sizlere. Normal şartlarda bir bileklikten beklentimiz bizim nedir? En önemlisi bir kere adım sayması değil mi? Çoğu kişi bileklikler ilk çıktığında adımını saymak için çeşitli sportif faaliyetlerini takip etmek için bu bileklikleri takıyordu. Daha sonrasında pek çok bilekliğe nabız ölçme özelliği getirildi. Nabız ölçme özelliğinden sonra şimdi de bazı bilekliklerde kandaki oksijen oranını ölçme özelliği bulunuyor. Bu saydığım 3 opsiyonda arkadaşlar Amazfit Band 5'te mevcut. Yani adımımızı vesaire ölçebiliyor. Bunun haricinde nabzımızı ölçebiliyor ve ekstra olarak kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor ki bu kandaki oksijen oranı günümüzde hala pek çok akıllı saat ve bileklikte bulunmuyor. Örneğin benim kolumdaki Oppo Watch'ta kandaki oksijen oranını ölçme gibi bir özellik mevcut değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi gelelim arkadaşlar bu saatin bize sunduklarına. Saati kolunuza taktığınızda günümüzdeki pek çok akıllı bileklikte olduğu gibi sizden bir uygulama indirmenizi talep ediyor. Bu uygulamanın adı Zep arkadaşlar. Zep uygulamasını girdiğiniz zaman bu bilekliği telefonunuza tanımlamış oluyorsunuz. Bu tanımlamanın ardından kalp hızı atışınızı vesaire burada zaten net bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Onun haricinde bu bilekliğe özel bir uygulama var. İsmi de Pay. Pay aslında sizin günlük aktivitenize göre yani gün içerisinde nabzınız çıkıyor, yükseliyor, düşüyor, hareket ettiğiniz anlarda nabzınız nasıl tırmanıyor, nasıl iniyor bunları hesaplayarak günlük sizin kalori yakımınızı vesaire gösteriyor. Yani özel bir uygulama diyebiliriz. Mesela burada döngüler kısmı var. Bu kadınlar için geliştirilmiş özel bir opsiyon. Burada kadınlar regl döngülerini takip edebiliyorlar. Onun haricinde en alt kısımda kas kütlesi, su, protein, işte iç organlarda yağ, kemik kütlesi vesaire gibi pek çok özellik bulunuyor. Bunları sizin tek tek doldurmanız gerekli arkadaşlar ki bunlarla ben çok kişinin hani böyle uğraştığını zannetmiyorum açıkçası. Buradan sizin genel takip çizelgenizi oluşturuyor uygulama ve ona göre size önerilerde bulunuyor. Uygulamada arkadaşlar en önemli unsur keyfini sürün kısmı çünkü akıllı bilekliğe dair pek çok ayarı buradan yapıyorsunuz. Yani ben bu akıllı bilekliği tanıttım, Bluetooth'tan tanıttım, neden aramalarımı göremiyorum, neden mesajlarımı alamıyorum diye sorgulamayın. Çünkü bu uygulamayı indirip keyfini sürün kısmına girmeniz gerekiyor ve buradan çeşitli ayarlamaları gerçekleştiriyorsunuz. Örneğin gelen aramaları cihazınızda görüntülemek istiyorsanız bu gelen aramalar kısmına girip buradan çeşitli izinleri aktif etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde telefonunuza gelen mesajları da almanız için alt kısımda bulunan cihaz uygulama ayarlarına girip burada arkadaşlar bildirimler kısmını açmanız gerekiyor. Zaten bildirimler açık değilse bu ekrana ilk girdiğinizde direkt olarak bildirimlerin kapalı olduğunu size belirtiyor. Bildirimleri açmanızı istiyor ki burada yine telefonunuzda çeşitli izinler veriyorsunuz. Bu izinleri verdikten sonra tekrardan bir önceki menüye gelerek uygulama ayarlarına giriyorsunuz ve uygulama ayarlarından bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçiyorsunuz. Örneğin sadece WhatsApp'tan almak istiyorsanız WhatsApp'ı seçebilirsiniz, Messenger'ı seçebilirsiniz. Yani hangi uygulamadan bileğinize bildirim gelmesini istiyorsanız onları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu menüde ayrıca cihazın titreşim modunu, ekran kilidini, işte ekranda görünmesi istediğiniz kadranı vesaire de ne yapabiliyorsunuz?
değiştirebiliyorsunuz. Kadran ekranına girdiğinizde birçok kadran seçeneğinin olduğunu görebilirsiniz. İleride muhtemelen bu kadran seçenekleri daha da güncellenecektir. Daha zengin bir galeri karşımıza gelecektir. Ama ilk etapta bence yeterli bir kadran seçeneğine sahip. Yani her zevke hitap eden, hemen hemen saatin bütün fonksiyonlarını gösteren kadranlar mevcut. Burada cihazı bul seçeneği var. Cihazı bula tıkladığınız zaman arkadaşlar bilekliğe bir titreşim gönderiyor. Ama bu titreşimi tabii kolunuza değken duymanız çok mümkün değil. Onun haricinde bir ses de çıkartıyor. Fakat bu ses eğer hani atıyorum bileklik çok uzaklarda bir yerlerdeyse çok da duyabileceğiniz tarzda bir ses değil. Bunu da size belirtmiş olalım. Ama cihazımızı bul diye bir şey koymuşlar mı buraya? Evet koymuşlar. O da günün sonunda bir artı oluyor. Profil kısmı var son olarak. Bu profil kısmında da çeşitli özelleştirmeler yapıyorsunuz. Hesabınızı oluşturuyorsunuz. İşte antrenman hedefleriniz varsa onları giriyorsunuz vesaire. Yani uygulamanın kontrolü genel anlamda bu kadar diyebiliriz arkadaşlar. Genel itibariyle kullanışlı bir uygulama. Tüm detaylarınızı bu uygulama üzerinden rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim saatimizin bize sunduğu özelliklere. Bilindiği üzere akıllı bilekliklerde zaten bazı özellikler günümüze standart haline gelmiş durumda. Ne dedik? İşte uyku takibidir, stres takibidir, kalp nabzı takibidir. Bunları hemen hemen bütün bileklikler yapabiliyor. Bu bileklikte ekstra olarak arkadaşlar az önce de bahsettiğim üzere kandaki oksijen oranını ölçme özelliği mevcut. Kandaki oksijen oranını ölçme özelliği günümüzde pek çok cihazda yok. Dolayısıyla bunu Amazfit Band 5'e artı olarak yazabiliriz. Hemen şöyle bir kanımızdaki oksijen oranını da ölçelim. Bakalım ne kadar çıkaracak. Bu arada kandaki oksijen oranını ölçme işleminin biraz uzun sürdüğünü belirtelim. Bunu yapmak için bilekliği sıkı bir şekilde takmamızı söylüyor. Kolumuzu masa üstünde hareket ettirmeden düz bir şekilde tutmamızı ve ekranın da yukarı bakmasını istiyor. Dolayısıyla kandaki oksijen oranını ölçme olayı biraz uzun sürüyor. Bunu da tekrardan belirtmiş olalım. Şimdi bu saat kanımdaki oksijen oranını ölçerken ben de size fiyatından bahsedeyim. Halihazırda arkadaşlar bu saat ortalama olarak 320 lira gibi bir fiyatlara satılıyor. Fakat önümüzdeki günlerde BİM'e gelecek ve BİM'de 279 lira yani 280 Türk lirası fiyattan satılmış olacak. Bu arada hala kanımdaki oksijen oranını ölçebilmiş değil, ölçemedi dedi. Bu kadar bekledikten sonra ölçemedi demesi biraz fantastik oldu açıkçası. Biraz daha sıkalım bilekliği bakalım. Çok mu gevşek bıraktık da bu kadar da sıkı kimse kullanmaz bu bilekliği yani. Şöyle bir takalım tekrardan. Bir daha şöyle koyalım. Bu ölçsün, ben orada anlatmaya devam edeyim. Belki bu sefer doğru bir ölçüm gerçekleştirir. Birazdan hem bundan nabzımı ölçeceğim hem bu Oppo Watch'ta ölçeceğim. Bakalım ikisinin ölçümleri birbirini tutacak mı? Bunu da birlikte görmüş olacağız. Bu arada arkadaşlar bilekliğin kullanımı son derece rahat ve son derece basit. Yani dokunmatik bir panel var burada. Dokunmatik panelden yukarı aşağı yaparak zaten menüler arasında gezinebiliyorsunuz. Alt kısma bir tane yine dokunmatik bir tuş yerleştirilmiş. O tuş geri görevi görüyor. Yani örneğin bir menüye girdiniz, bu tuşa basarak geri çıkabiliyorsunuz. Zaten sade ve basit bir menüye sahip. Öyle aman aman çok karmaşık bir düzeni yok. Sonuçta bu bir akıllı bileklik. Yani akıllı saatlerdeki gibi uygulama yükleme vesaire özelliği zaten bulunmuyor. Dolayısıyla öyle menü tarafında da çok bir sıkıntı yaratmıyor sizlere. Bildirim tarafında yine bir hayli, bu arada yine ölçemedi. Bir kere daha bir şans daha verelim bakalım. Bilekliğimizi hareket ettirmeyelim. Hareket etmesin. Burada zaten hareket ettirmedik ama iki kere denedik. İkisinde de kandaki oksijen oranını ölçmede başarılı olamadı. Evet, bu sefer ölçmeyi başardı. Şu anda %96 civarlarında gösteriyor ve nabzı da 99 gösteriyor. Bir de buradan bakalım nabza. Aynı anda Oppo Watch'ta da görüntülemiş olayım. Oppo Watch'ta bakalım kaç? 94. Burada da şu anda 94. Demek ki nabız ölçme olayında gayet başarılı bir sonuç veriyor diyebiliriz. Evet, gelelim saatimizin pil süresine. Biliyorsunuz akıllı bilekliklerdeki en önemli kriterlerden birisi de kullanım süresi. Çünkü akıllı saatler arkadaşlar, örneğin bu konudaki Oppo Watch'un şarj süresi yani pil süresi 1,5-2 gün civarında. Fakat söz konusu akıllı bir bileklik olduğu zaman bu süre 15 güne kadar uzayabiliyor.
Ben bu bilekliği biraz test ettim. Açıkçası hani test ettiğim süre içerisinde de yaklaşık bir 10 gün, 11 gün falan. Bu süre içerisinde de hiç şarja takmadım. Bir sadece inceleme öncesinde şarja takmıştım. Şu anda %100 dolu ki sabah taktım. Hala hiç %99 bile olmamış. Dolayısıyla pil tarafında sizi memnun edebilecek bir ürün. Onun haricinde şunu sorabilirsiniz. Bu saate bildirim geldiğinde ben saatten konuşabiliyor muyum? Hayır arkadaşlar, konuşamıyorsunuz. Pek çok bileklikte olduğu gibi yine buna da sadece aramalar bildirim olarak geliyor. Dolayısıyla aramalara cevap veremiyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Sadece sessiz alabiliyorsunuz. Yani bileklik sessiz bir şekilde duruyor. Ya da reddedebiliyorsunuz. Onun haricinde aramaları cevaplayıp da böyle konuşma özelliğinin olmadığını sizlerle paylaşmış olalım. Bu saatte benim beğendiğim bir diğer özellik de arkadaşlar su geçirmezlik özelliğiydi. 5 atmosfer basınca kadar su geçirmiyor. Bu da hani yüzme sporuyla uğraşanlar vesaire için gerçekten önemli bir özellik diyebiliriz. Hani en azından duşa girdim, saatimi çıkartayım, yüzeceğim, saatimi çıkartayım gibi durumlar söz konusu değil. Bununla hemen hemen bütün spor aktivitelerini vesaire gerçekleştirebiliyorsunuz. 11 tane spor modu var arkadaşlar içerisinde, hali hazırda işte koşmadır, yüzmedir vesaire. Bunlar üzerinden antrenmanlarınızı direkt olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Saatin fiyatıyla baktığımız zaman hani Mi Band 5 almak daha mı mantıklıdır? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Alexa var bunda artı olarak ama Alexa'nın da hani ülkemizde zaten çok fazla kullanılmadığını biliyoruz. O yüzden Alexa var diye ne bileyim buna Mi Band 5'ten böyle bir 50 lira falan fazla vermek ne derece mantıklıdır, ne derece değildir? Bunu tartışabiliriz. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde BİM'de arkadaşlar 280 Türk Lirası gibi bir fiyattan satışa çıkacak. Normal piyasa fiyatı 320 lira yani normalin 40 lira altına girerseniz bu bilekliği BİM'den satın alabilirsiniz. Genel olarak baktığımızda gündelik ihtiyaçlarımıza cevap veren bir ürün olduğunda sizlerle paylaşmış olalım. Başka bir video incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.